Merhaba sevgili seyirciler. Yol ve Pedal Günlükleri programımızın bu bölümünde bisiklet kamplarından bahsedeceğiz. Bisiklet kampı ne demek? Bu kampa kimler katılabilir? Evet, hiç bisiklet sürmeyi bilmiyorsan da bu kamplarımıza katılabilirsin. Sürmeyi biliyorsun ama sürüş kaliteni ilerletmek istiyorsun. Bunun için de bisiklet kamplarımıza katılabilirsin. Evet Cengiz Yardım, bu kamplarımızın özelliği ne? Aslında istifadeli bir tatil. Evet. Biz yine bir kamp modeli, bir modda yapıyoruz. Yani eğlence, insanların tatil anlayışına uygun bir stilde. Çünkü bir tatil bölgesindeyiz. Evet, Ege bölgesindeyiz ve günlük güneşlik. Aralık ayının neredeyse sonlarına yaklaşıyoruz ama günlük güneşlik bir hava var. Aynı zamanda bu bölgede değerlendiriyoruz. Evet. Ya buralar sadece sezonda deniz, kum, güneş diye dolan yerler. İnsanların işte o sezon içerisinde can attıkları yerler. İşte bu dönemde böyle muhteşem bir hava ve bu kadar sessiz sakin böyle bir güzellik var. Biz de ne yaptık bu güzel havayı değerlendirmek için? Dedik ki bisiklet aslında bu havalarda sürülür. Gelin kampımıza katılın, bisiklet sürmeyi öğrenin dedik. Katılanlar ne dedi? Evet, şimdi katılımcılarımız ne demiş bisiklet kampı hakkında? Onların görüşlerini dinleyelim. Nurcan Kabar ben. Buraya Bodrum'dan geldim. 20 yıllık turizm otel çalışanıyım. Mesleğim sürekli oturarak, muhasebede çalıştığım için sürekli oturarak çalışıyorum. Bu sene kendimce aldığım kararlar vardı. İşte yüzmeyi öğreneceksin, bisiklet binmeyi öğreneceksin diye. Sezon çok yoğun geçmişti. Dün, önceki gün ofiste arkadaşlarla konuşurken ya ay yılda bitiyor, kendi koyduğum hedefleri gerçekleştiremedim. Bisiklet kullanmayı çok istiyordum, bunu yapabilirdim ama çocukluğumda yaşadığım olumsuz tecrübe beni engelliyor. Yine düşeceğim, yine bir yerlerimi kıracağım, yine bedenimde izler kalacak diye. Böyle bir kendi aramızda sohbet etmiştik. Sonra eve geldim, uyudum. Sabah uyandığımda linki gördüm. Önüme düştü birden. Sosyal medyada gezerken. Link beni çok davet etti, böyle güven vericiydi. Burada dedim farklı bir şey var dedim. Öncelikle zihinsel bir çalışmayla belirli bir moda geliyoruz. Ondan sonra devam ediliyor. Ben buraya gitmeliyim şeklinde düşündüm ve hemen Nesrin Hanım'a yazdım. Sonra saatler ilerledi. Nesrin Hanım'dan dönüş olmayınca hemen aradım Nesrin Hanım'ı. Çok güzel karşıladı. Çok güzel bir ses tonuyla böyle samimi sıcak karşıladı. Ben burada olmalıyım. Buraya gitmediğim hissi oluştu ve uyandım, kalktım. Bodrum'dan Kuşadası'na buraya gelmeye karar verdim. Ama içimde sonsuz bir güven vardı başaracağıma. Bu güven bende yüksek bir beklenti oluşturmuştu. Buradan bisikletle dönecekmişim gibi Bodrum'a. Bu yüksek bir beklentiydi, farkındayım. İlk gün alana gittik. Bize neler yapın, yani bisiklet sürmenin teorik bilgisinin dışında hocamızdan, Cengiz hocamızdan duyduklarım beni çok etkiledi. Neydi? Bisikleti hep bir işte spor aktivitelerinde yapılması gereken bir şey diye düşünürken aslında bisikletin hayatımıza dair ne kadar önemli olduğunu, ne kadar bilinçsel farkındalık içerdiğini, bir spordan daha fazlası olduğunu, kendi bedenimizi yönetmeyi, etrafa değil, kendi içimize dönmeyi hatırlattı bana. Bu anlatımların dışında, zihinde bu farkındalığı yarattıktan sonra bisiklete aitti. Ertesi gün çok daha keyifli, çok daha yorucu ama çok daha güzeldi. Buradan bisiklet kullanarak, hani gitmesem de artık kullanabiliyorum, bisiklete binebiliyorum. Teşekkür ederim hocalarıma, Nesrin Hanım'a, Cengiz Bey'e. İyi ki gelmişim. Sizleri de ayrıca takdir ediyorum. İyi ki böyle bir çalışmada yer almışsınız ve izlediğiniz yöntem çok farklı ve çok etkileyici. Teşekkür ederim.
Bisiklet kampımıza bisiklet sürmeyi bilmeyenlerin yanı sıra bisiklet eğitmenlerimiz de katılıyor. Evet, eğitmenlerimiz de katılıyor. İşte istifadeli tatil dediğimizde bu zaten. Aynı zamanda hem bisiklet sürmeyi öğrenmek isteyenler var, hem de kendi bölgelerinde bisiklet sürmeyi öğreten eğitmenlerimiz var. İstifade de burada. İkisini buluşturuyoruz bir kamp ortamında. Hem sosyal bir aktivite oluyor. Bu kampımızda eğlencelerimiz de var. O ona bisiklet sürmeyi öğretiyor. O da diyor ki bisiklet sürmeyi nasıl öğretilir? Bana öğret. Böylece karşılıklı bir şey. Şimdi eğitmenimizi dinleyelim. Ben Safa Bayaltın, Pamukkale'de oturuyorum. Jeoloji mühendisiyim ama doğayı sevdiğim için bisikletle de tanıştım. Çok küçük yaşlardan beri bisiklete binerim, yamaç paraşütü yaparım, rafting yaparım. Doğa sporlarına düşkün birisiyim. Tele 1 televizyonunu seyrederken Bisiklet İnisiyatifi diye bir programla karşılaştım. Bu benim çok hoşuma gitti. Bu bisikletin çok gelişmesini Türkiye'mizde ben de çok istiyorum. Yabancı ülkelerde bu bisiklet çok kullanılıyor. Nedense bizde çok az kullanılıyor. Halbuki bisiklet sağlık için çok önemli. Sağlık için spor, spor için de bisiklet gerekiyor. Ben de bu konuda kendimi daha da geliştirmek için, bisiklet konusunda uzman olmak için, bisiklet hocası, bisiklet rehberi olmak için Cengiz Hoca'ya başvurdum. Sağ olsun kendileri beni kabul ettiler. Bu konuda beni geliştirmek için ellerinden geleni yaptılar. Zaten benim bildiğim konulardı ama bunları tekrar tanıtmak, özellikle yeni öğrencilere bunları aktarmak çok önemliydi. Nasıl aktarılır, nasıl bisiklet bir kişiye öğretilir? Bisiklet hepimiz çok iyi binebiliriz ama öğretmek daha farklı bir şey. Ben de bu konuda Cengiz Hoca'ya başvurdum, çok memnun kaldım. Kampımızda yeni arkadaşlarla tanıştık. Gerçekten hepimiz daha önceden birbirimizi tanıyormuşuz gibi oldu. Hiç tanımadığımız insanlarla çok iyi karşılaştık. Genelde de böyle orta yaş grubu, ileri yaşta insanlar da var aramızda. Pek çok insan artık ben bisiklete binemem, ben bunu öğrenemem diye düşünüyor. Ama öyle bir şey olmadığını, yani herkesin bisiklet sürebileceğini, öğrenmenin yaşı olmadığını bu bisiklette yeniden öğrenmiş oldum. Kamp çok iyi geçti. Herkese tavsiye ederim. Kış gününe dahi kampa gelebilirsiniz. Kamp yapılan yer her zaman çok uygun. Çok soğuk olan bir yer değil kamp yapılan yer. Onun için herkese tavsiye ediyorum. Kendimizi böyle geliştirelim. Ondan sonra gittiğimiz yerlerde arkadaşlarımıza bisikleti öğretelim. Çevremizi genişletelim. Benim böyle bir hayalim var. Belki bugün bisikletlerle böyle 10 kişi, 20 kişi bisikletlerle beraber İran'a gidebiliriz. Pakistan'a gidebiliriz. Çin'e kadar gidebiliriz. İpek yolunu bisikletle yapabiliriz. Bisikletle İpek yolunu kullanabiliriz. Çok iyi olacağını düşünüyorum. Bisiklet kullanan arkadaşlara tanışmak çok güzeldi. Hepsi çok güzel insanlardı. Herkese tavsiye ediyorum. Bisiklet kampımızla ilgili eğitmen Safa Bey'in de görüşlerini aldık. Öyle değil mi Cengiz abi? Evet. İşte bu kampın güzelliği de bu. Eğitmenlerle, eğitim almak isteyenler buluşuyor. Hem de sosyal bir aktivite içerisinde. Mental olarak da hazırlanıyoruz. Birbirimizi de tanıyoruz. Bu kamplar güzel ve bayağı da ilgi var şu anda. Katılmak isteyenler bize nereden ulaşıyor? Evet, kampımıza katılmak istiyorsanız bisikletinisiyatifi.com adresimizden bize ulaşabilirsiniz. İster bisiklet sürmeyi bilmiyorsun veya bisiklet sürmeyi biliyorsun ama bu sürüş kaliteni ilerletmek istiyorsan da kampımıza katılabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Ben Nesrin Yaman. Gelecek programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.